Tezkereye evet demenin sancılarını yaşayan İP Başkanı soluğu Siirt Kurtalan'da almıştır. Ve karşısına çıkan bölücü bir alçağın burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır. Gerekirse şehit oluruz. Gerekirse şahit oluruz. Ama üniter milli devletimizi asla parçalatmayız, asla öldürmeyiz. Kürdistan fitnesine bedenlerimizle direnir, bozkurt gibi karşılarında dururuz. Paris'te yaptığı açıklamayla İP Başkanı'nı tamamlayan Anayasa Mahkemesi'nin lehine hak ihlali kararı verip Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum ettiği şerefsiz bir bölücü aynen şunları söylemiş. Siirt Kürdistan'dır. İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar. Osman Baydemir isimli terörist gelsin de bu sözleri Türkiye'de söylesin. Uzaktan konuşması kolay. Yüreği varsa karşımıza çıksın da Siirt Kürdistan'dır desin. Görüyorsunuz Anayasa Mahkemesi kimlerin yanında duruyor? Kimlerin kılıcını, hak ihlalini kısvesi altında utanmadan, sıkılmadan sallıyor? Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti adıyla temsil edilen siyasi, beşeri, fiziki, kültürel ve ekonomik coğrafyayı Türk milli kimliğinde vücut bulmuş, milletimizi ve bir bütün olarak korumaya yemin etmiş siyasi bir anlayışın temsilcisidir.